Evet, Afrika bir kıta, bir ırkın, kara derilerin tümünü köleleştirdiler. Bütün Asya'yı sömürdüler. Çin'de Boxer isyanı diye bir isyan var. Bir Fransız rahip öldürüldü diye 1 milyon insan öldürdüler. Boxer isyanı. Bizim tarih kitapları bunları yazmıyor. Atıcıyız. Ne yapacağız? Evet. Dünya gerçekleri öyle. Başka bir gerçekten söz edeyim size. Şimdi aslında bu haritayı buradan kesmeniz ve buraya yapıştırmanız gerekiyor. Şurası buraya bitişik. Şurası Bering Boğazı, şunu. Oraya bitişik. Bu harita manipüle bir harita. Mesela siz kendinize Orta Doğu dediğinizde İngiltere'den kendinize bakmış oluyorsunuz. Burası Orta Doğu falan değil. Türkiye adını da Batılılar verdi. Anatolia adını da Batılılar verdi. Siz kendinize ne ad vereceğinizi bile bilmezsiniz. Kur'an'ın Kur'an literatüründeki adı Rum'dur. Burası Arzu Rum'dur. Rumeli'dir. Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Burası Ahyan Rum, Bacıyan Rum, Gaziyan Rum diyarıdır. Anadolu halklarının Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Kürt olsun, Türk olsun, Ermeni olsun, Rum olsun, Rum dediğiniz. Hepsi Rum'dur. Sizi Rum'a düşman yaptılar. Kendi toprağımızın Kur'an'ı tanı, Rum suresi diye de Kur'an'da bir sure var. Ama tabii kimsenin Kur'an okuduğu yok, okusa da surenin adına baktığı yok. Ve Fars'a karşı Kur'an-ı Kerim Rum'un zaferinden söz eder. Selçuklular döneminde Anadolu'daki Müslümanların adı Rum'dur. Mevlana da o dönemde gelmiş ve kendine Rum Mevlana denilmiştir. Rum, Mevlana Celaleddin Rumi, Eşrefoğlu Rumi, Rumi sanatımız var, Rumi takvimimiz var. Anadolu halklarının, Yahudilerin takvimi ayrı, Müslümanların takvimi ayrı, ne bileyim, Hristiyanların takvimi ayrı ama Anadolu'nun ortak takvimi, resmi tarihin adı Rumi takvimidir. Rum takvimidir. Ve Fatih Sultan Mehmet Doğu Roma'nın imparatorudur. Doğu Roma'yı Batı'ya, Batı Roma'ya karşı tahkim eden o Osmanlı zihniyetine karşı bugün Osmanlıcı geçinenler Doğu Roma fikrini yok etmeye çalışıyor. Doğu Roma'nın Hristiyan kültürü Ortodokstur. Yani Ermeni, Rum ve Süryanidir. Bunları Katolizme ve Protestanlığa teslim etmemek için Osmanlı asırlarca direndi. Ve son Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi'nin kağıdının bir tarafında Konstantinopolis, bir tarafında Asistane yazıyordu. Ve Sulh-i İstanbul'daki gayrimüslim sayısı Müslüman sayısından fazlaydı. Son halife orada otururken. Çünkü oranın Batı Katolizmine karşı, Protestanlığına karşı ruhani, Ortodoks kiliselerinin tamamında okunan duaların tamamı cevşenin aynısı. Makam olarak da meal olarak. Hatta Allah lafzıyla. Süryaniler günde 3 defa namaz kılanlar ve oruç da tutanlar. Hristiyanlık içerisinde Müslümanlığa en yakın hareket Süryani Ortodoksluğudur. Hazreti Ömer tarafından kurulmuştur Patrikhanesi. Ermeni Patrikhanesi de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Bunu Osmanlıcılara zor anlatırsınız. Bilmezler. Bilmediklerini de bilmezler. Bu kiliselerin, ruhani kiliselerin tehdidi İslam'a değil, misyonerlik yok bunlar. Bunların teolojileri anlaşılmasın diye ilahiyat fakülteleri kapatıldı. Bu Katoliklerin ve Protestanların oyunu. Batı'nın oyununa geliyoruz Heybeli Adayı açmamakla. Sadece Heybeli Adayı değil, Ermeni ilahiyatını da açmalıyız, Süryani ilahiyatını da açmalıyız. Protestanlığa ve Katolizme karşı ruhani kilise. Mısır'da Arhus medresesi ya da işte ne bileyim İlahiyata açılması gerekir. Ariusçular kadir mutlak ve bir olan Allah'a iman edenler.
İzmir konsülünde ayrılıp giden Ayrus hareketi vardı. Orada onları yok ettiler. Kıptilere teslim ediyorlar. Bizde Ortodoks ilahiyatını nereye götürdüler? Moskova'da var, Amerika'da var, Yunanistan'da var. Batı manipüle ediyor. Ben manipüle ederim demiyorum. Kendileri asli inançlarını ortaya koysunlar. Bu aynı zamanda adaleti tesis edeceği gibi bizim elimizi güçlendirir. Katolizmin, Protestanlığın, İslam karşıtı propagandalarına karşı tabii bir müttefik kazanırsınız. Ortodoksluğun %10 vardır. Onların zekatı %10. Dünya Ortodokslarının zekatının yatırılacağı banka Ortodoks Bank olacaktır. Ortodoks Bank'ı açın, Türkiye'nin kredi ihtiyacı kalmaz. İlahiyat Bankası'nı açmıyorlar madem. Ortodoks Bank'ın yatırılacak paranın Merkez Bankası teminatı Türkiye'nin kredi ihtiyacını kaldırır. Hepinize faydası olur. Ama bizi Rum düşmanı, Ortodoks düşmanı yapıyor. Geçen gün bir yazı yazdım. Bütün Ermenilere, Süryanilere ve Rumlara kredi kartı gönderir gibi bir pasport, bir nüfus cüzdanı gönderelim. İmzalayıp geri getirenler Bakanlar Kurulu vatandaşlığa kabul etsin. Tekrar Osmanlı ruhu canlansın. Ne olur, hiçbir şey olmasın. Bütün oyun çözülür. Rum yalanı biter. Onlar Rumların Yunan'da hiçbir alakası yok. Onları Yunan'ın kucağına itiyorlar bu siyasetle. Baktılar hepsi Müslüman olacak. O Rum dedikleriniz 1/4 Müslüman olan bir halktır. Mübadeleyle onları kaçırdılar. Güya mübadeleyle Balkanlardan Müslümanları getirdiler. Balkanlardaki Müslüman nüfusunu azalttılar. Yunan Müslüman nüfusunu artırmak için Rumları Yunanlaştırma ya tabi tuttular. Ve Yunan, Rum düşmanlığı aşılayarak da bizi provoka ettiler. Milliyetçilik bahanesiyle. Bu oyunlardan kurtulalım artık arkadaşlar. Bizim dünya...